Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönem, birinci yazılılar geldi çattı arkadaşlar. Tabii ki biz de dokuzuncu sınıf kimyaya hep birlikte provalarımızı yapıp hazır bir şekilde gireceğiz. Zaten derslerimizi hep birlikte tamamlamıştık. Konulara zaten hakimiz. Bakalım karşımıza ne tip sorular çıkabilir? Onun üzerine gideceğiz. Bütün yazılılara çok güzel bir şekilde hazırlanacağız. Hep birlikte arkadaşlar. Sakın hiçbir dersi kaçırmayın diyelim. Eğer hala kanala abone değilseniz de bir an önce abone olun ki ders kaçırma ihtimaliniz kalmasın diyelim arkadaşlar. 9. sınıf kimyaya yazılıya hazırlık o zaman dersine haydi başlayalım. Müzik Öğrenci notlarıyla başlayacağız arkadaşlar. Neler karşımıza çıkacak sınavın içerisinde? Hangi konulardan sorumluyu şöyle bir göz atalım. İlk olarak arkadaşlar tabii ki kimya bilimi. ilk bitirdiğimiz üniteden karşımıza sorular gelecek. Neler vardı peki kimya bilimi ünitesinin içerisinde? ilk bölüm olarak simyadan kimyaya demiştik. Yani aslında kimyanın tarihçesini görmüştük. Hangi adımlardan geçerek bugünkü kimya bilimi ortaya çıktı demiştik. Simya dönemi, simyadan kimya aktarılan bulgular... Önemli bilim insanları ve önemli medeniyetler arkadaşlar burada karşımıza soru olarak gelecek ilk kısım olacak. Bunun dışında neler vardı peki? Başlıca kimya disiplinleri vardı arkadaşlar. Hangi kimya disiplinleri, hangi alanlarda çalışmalar yapıyor? Bununla birlikte kimya endüstrilerinden bahsetmiştik hangi endüstrilerde kimya olmazsa olmazdı ve kimya bilmeden hangi meslekler yerine getirilemez işte bunlardan bahsetmiştik başka neler söyledik peki bu internetin altında kimyanın sembolik dili şeklinde bir başlığımız vardı ve kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği şeklinde yine bir bölümümüz vardı kimyanın sembolik dili arkadaşlar hemen vurgulayalım buradan karşımıza soru gelmeme ihtimali yoktur diyebiliriz kesin soru çıkacak bak buraya iyi çalışın. Oldukça kolay bir şekilde ufak ezberleri içeren bir bölüm var. Elementlerin ve bileşiklerin hem farklarından bahsedeceğiz. Element nedir, bileşik nedir? Bunlara değinmiştik. Ardından bazı önemli ve yaygın elementlerin sembollerinden ve bazı yaygın bileşiklerin formüllerinden bahsetmiştik. Buradan sorumlu olacağız. Bunun dışında laboratuvar kurallarından bahsetmiştik güvenlik uyarı işaretlerinden bahsetmiştik kimyasal maddelerin faydaları ve zararları daha doğrusu faydalı ve zararlı bazı kimyasal maddeleri değinmiştik ve son olarak da laboratuvar malzemelerini tanımıştık arkadaşlar buradan karşımıza yine soru gelecek buradaki hani kesin karşımıza çıkacak yer e, kimyanın sembolik diledir değildir. değildir. Sonrasında ikinci bir ünitemiz olan atom ve periyodik sistem ünitesine başlangıç yapmıştık. Buradan da tabii yine karşımıza sorular gelecek. İlk olarak Atom modelleri demiştik. Ne der dedik peki atom modellerinde? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini detaylı bir şekilde inceledik. Neler varmış bunlardan bahsettik. Atomun yapısı ve özellikleri dedik. Atom oluşturan temel taneciklerden yani proton, nötron ve elektronlardan bunlara sahip olduğu özelliklerden bahsettik. Ve son olarak da izotürler dedik. Yani izotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanecikleri birbirleriyle kıyasladık. Şimdi gelelim bunlarda hangi tip sorular karşımıza gelecek onlardan bahsetmeyi. Şimdi karşımıza tabii ki en vay çeşit soru tipi gelebilir. Mümkün olduğunca her farklı soru tipinden soruları provamıza yerleştirmeye çalıştık arkadaşlar. İlk olarak mesela bir boşluk doldurma sorusuyla karşılaşabiliriz. Ne der peki boşluk doldurma sorusunda bize? Hangi bilgileri bizden ister? Mesela der ki aşağıdaki cümleleri yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Simyacıların çalışmalarını yaparken 3 temel amacı vardı arkadaşlar. Bak hemen simyanın en temeline en başına burada gidiyoruz. Neydi bu temel amaçlar? Bu temel amaçları gerçekleştirmek için zaten aslında verilen uğraşları simya olarak tanımlıyorduk. O dönemki insanlar simyacılar e, ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışıyorlardı. İlk amaçları bu ölümsüzlük iksiri demiştik. Başka ne amaçlamışlardı peki? Demişlerdi ki felsefe taşı diye bir taş var veya filozof taşı. Bu felsefe taşını bulursak istediğimiz her şeye sahip olabileceğiz. Dolayısıyla ikinci amaçları buydu. Üçüncü amaçları ise değersiz madenlerin altına çevrilebileceğini e, düşünüyorlardı. Altına çevirme e, bir diğer amaçlarıydı arkadaşlar. Bu üçünü bilmemiz gerekiyor. Simya döneminde yapılan çalışmalar e, yöntemine dayanırken kimyacıların yaptığı çalışmalar yöntemine dayanır. Arkadaşlar bu zaten simya ve kimyanın temel farkıydı. Simya neden bilim değil, kimya neden bilim sorusunun aslında cevabı buydu. Çünkü simyacıların yaptıkları çalışmalar sınama ve yanılma yöntemine dayanırken kimyacıların yaptığı çalışmalar deneylere ve gözlemlere dayanıyordu arkadaşlar. Böyle bir soru karşımıza e, mutlaka gelecektir. Yaptığı deneyler teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanunu geliştiren kişiden bahsediyoruz ki bu kişi bu yaptığı çalışma sayesinde yani kütlenin korunumu kanununu sayesinde modern kimyanın babası unvanını almıştı arkadaşlar. Bu isimle çok sık karşılaşacağız ve bu konuda da özellikle karşılaşacağız. Tabii ki hepiniz içinizden şu anda tekrar ediyorsunuz zaten aslında. Lavoisier burada bahsettiğimiz kişinin ta kendisiydi. Hatta Lavoisier ile ilgili şu bilgiyi de biliyorduk arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu geliştirmesinin yanı sıra yanma olayını da bugün bildiğimiz şekliyle tanımlayan kişiydi. Geleneksel kimya döneminde yanma olayı ateşin ruhu anlamına gelen kavramı üzerinden tanımlandı. Hani demiştik ki geleneksel kimya döneminde insanlar yanma olayını tanımlamaya çalıştılar ama yanlış tanımladılar. Leozia daha sonra bu yanılgıyı düzeltti. Çünkü geleneksel kimya döneminde filojiston kuramı üzerinden tanımlanıyordu arkadaşlar. Boşluğu filojiston kelimesiyle doldurmamız gerekiyordu madde tanımını bölünemeyen anlamına gelen atomos kavramı ile tanımlayan ve dolayısıyla da tarihte atom kavramını ortaya atan ilk kişiden bahsediyoruz burada tarihte atomdan hani bilimsel olarak olmasa da bahseden ilk kişi tabii ki Demokritus'tu arkadaşlar. Hani demiştik ki o dönemde madde için iki tane tanım yapıldı aslında. Bunlardan birini Demokritus atom kavramı üzerinden yaparken diğerini Empedokles 4 öğe kuramı üzerinden yapmıştır. Geçiyoruz peki başka ne tür soru karşımıza gelebilir? Aristo'nun arkadaşlar dört temel element ve bu elementlere ait dört temel özelliği belirttiği bir şeması vardı. Bu şemayı bilmemiz önemli karşımıza soru olarak gelme ihtimali oldukça yüksek. Buradaki boşlukları doldurmamızı isteyebilir mesela öğretmenimiz bizden. Ne diyeceğiz arkadaşlar şimdi bu tabloyu nasıl doldurmuştu Aristo? Diyordu ki dört temel element var bunların dört temel özelliği var. Bu dört temel özellik sıcak, kuru, ıslak ve soğuktu. Dolayısıyla sıcakla kurun, soğun e, soğuğun zıt köşelerde olmasını bekleyeceğiz kuruyla da ıslahın zıt köşelerde olmasını bekleyeceğiz. Şimdi özellikleri yerleştirdikten sonra da dört temel element yani dört temel öğeyi burada yerleştirebiliriz. Dört temel öğeden hangisi ıslak ve sıcak olma özelliğine sahipti? Tabii ki hava bu özelliği taşıyordu. Hangisi sıcak ve kuruydu? Tabii ki ateş olması gerekiyordu. Soğuk ve kuru olan topraktı. Ve ıslak ve soğuk özelliği taşıyan da tabii ki suydu arkadaşlar. Bunları hemen kolayca yerine yerleştirebiliriz. Demek ki A'ya hava yazmamış gerekiyormuş. B'ye ateş yazmamış gerekiyormuş. C toprakmış. E, D, E suymuş burada hemen mesela. E, F'nin ıslak olduğunu görüyoruz ve e, bu kadar kalmış zaten. Peki, geçiyoruz bir diğer sorumuza. Kimya ile ilgili aşağıda verilen çalışmaların hangi kimya disiplini ile ilgili olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar kimya disiplinleri yine karşımıza illaki soru çıkacak bir bölümdür arkadaşlar. Buradan karşımıza %100 soru gelir. Hani ne tür soru gelir? Buradaki gibi bir Disiplini belirleme boşlukları doldurma tabloyu tamamlama sorusu mu gelir? Belki boşluk doldurma sorusu gelir. Belki bir eşleştirme sorusu gelebilir. Ama illaki karşımıza soru gelecektir. Peki nasıl çözümleyeceğiz bunu? Tabii ki disiplinleri ve disiplinlerin çalışma alanlarını iyice bir öğrenmemiz gerekiyor. Hemen örneklendirerek gidelim. Canlı organizma yapılarını ve bileşenlerini inceleyen bilim dalı yani kimya alt disiplini tabii ki arkadaşlar biyokimyaydı. Adı üzerinde zaten aslında biyoloji ve kimyayı birleştiren bir bilim dalından bahsediyorduk. Karbon görüyorsak arkadaşlar karbon temelli ve canlılar tarafından sentezlenen bileşikleri ve bunların yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı organik kimyaydı tabii ki. Hani bundan geri kalan bütün molekül yapılarını, bütün element yapılarını da anorganik kimya inceler diyorduk zaten. Bunlar birbiriyle aslında birbirini tamamlayan iki kimya disipliniydi geçiyoruz. Maddi cinsi, miktarı, derişimi gibi nicel değerleri belirlemek için analiz çalışmaları yapar. Arkadaşlar, analiz bilimi tabii ki Analitik kimyaydı. Herhangi bir madde örneğinde yer alan işte maddelerin miktarlarını, cinslerini, e, hangi oranlarda var bunların hepsini hesaplayan, belirleyen e, bilim dalı analitik kimyadır demiştik. Küçük molekül yapısını birleştirerek büyük molekül yapılarının oluştuğu ve bu tepkimeleri inceleyen, dolayısıyla da oluşan yapıları inceleyen bilim dalı, hani aslında bu molekül yapısının isminden geliyor arkadaşlar monomerlerin yani küçük yapıların birleşerek büyük yapıları yani polimerleri oluşturduğu süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu inceleyen bilim dalı da polimer kimyası olacak arkadaşlar. Sıcaklık, basınç gibi faktörlerin yani fiziksel faktörlerin kimyasal olaylar üzerindeki etkisini inceliyormuş. Dolayısıyla nereden bahsedeceğiz? Tabii ki fizik ve kimyayı birleştiren bilim dalı karşımıza çıkacak. O da fiziko kimyanın ta kendisi olacak. Bir diğer sorumuza geçecek olursak hep birlikte arkadaşlar ilk başta da vurguladık kesin soru karşımıza çıkacak. Kimyanın sembolik dili arkadaşlar. Burada element sembolleri ve bazı yaygın bileşiklerin formülleri üzerine duracağız ya da e, formülünü bileceğiz, yaygın adını bulacağız. Karşımıza sorular nasıl gelebilir? Burada olduğu gibi elementin adını verip sembolünü sorabilir veya belki de bizim öğretmenimiz sembolü verip elementin adını bizden bekleyebilir. Böyle bir tercih de olabilir. Veya eşleştirme ya da bir test sorusu karşımıza çıkabilir. E, buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İyi ezberlememiz gerekiyor. Özellikle ilk 20 elementi ve yaygın elementleri, yaygın olan bazı elementleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl belirliyorduk peki elementlerin sembollerini? Latince veya İngilizce isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanıyorduk. Mesela sodyum için bu N, A şeklindeydi arkadaşlar. Kalsiyum için C, A şeklindeydi. Kükürt S gibi bir sembole sahipti. Fosforun sembolü P idi. Gümüş AG sembolüne sahipti. Civa HG sembolüne sahipti. Kurşun PB'ydi ve Kalay SN'ydi. Özellikle en çok karıştırılanları seçmeye çalıştım arkadaşlar burada mesela e, fosforun F olduğu gibi bir yanılgı var. Oysa ki F flora aitti ya da kükürdün e, S olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, sülfürden geliyor bu kükürt çünkü e, kükürdün K olduğu gibi bir yanlış algı oluşabiliyor bazı öğrencilerimizde. Oysa ki K sembolü potasyum aitti bunları karıştırmamamız çok önemli. Bunun yanı sıra bize yaygın bazı bileşiklerin formüllerini ve bunların yaygın adlarını soran bir soru gelebilir. İşte ya formülü verip ismi sorar ya da ismi verip formülü bizden bulmamızı isteyebilir. Burada ne yapacağız peki? Tabii ki yine ezber işinin içerisine girecek. E, sönmüş kireç ve sönmemiş kireçle başlamış sorular sormaya yani en çok karıştırılanlar bunlar yine. Bakın kireç görüyorsak arkadaşlar orada bir kalsiyum olması gerekiyor. Eğer kireç taşıysa bahsettiğimiz kalsiyumun ardına... CaCO3 şeklinde tamamlayacağız. Kalsiyum karbonat bileşiğidir. Bu ikisine gelecek olursak da... Sönmemiş kireç kalsiyum oksit bileşiğidir arkadaşlar. Sadece CaO şeklinde bir formüle sahip. Eğer kalsiyum oksidin yapısına bir tane su molekülü ekleyecek olursak... Yani aslında onu söndürecek olursak... E, buradaki isimlendirmesiyle... CaOH2 bileşiğini elde edeceğiz. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Hemen yapıştırıp ezberliyoruz. Sud kostik arkadaşlar. Buradaki sud aslında sodyumdan geliyor... Kostik de OH kökünden geliyor. Dolayısıyla NaOH bileşiğinin e, yaygın adı sut kostiktir. E, potas kostik diye bileşiğimiz de KOH'tı. Bu ikisine de yine e, öğrenmemiz önemli olacak. Zat yağı sülfürik asit olarak bildiğimiz H2SO4 bileşiğiydi. Tız değil tabii ki tuz ruhundan bahsedecek olursak tuz ruhu HCl şeklindeydi arkadaşlar. Çünkü bunun sodyum hidroksitle tepkimesinden sofra tuzu geliyor. Buradan geliyor aslında ismi. Sofra tuzu dediğimizde sodyum klorür yani NaCl bileşiydi. Ve kezaba gelecek olursak HNO3 bileşiğinin kezap olarak isimlendirildiğini biliyorduk, öğrenmiştik. Geçiyoruz bir diğer soru tipine arkadaşlar. Burada da simyadan kimyaya aktarılan bulgular karşımıza çıkıyor aslında. Hangi bulgular simya dönemine aittir? Hangileri kimya dönemine aittir? Buradaki gibi bize yöntemleri de sorabilir. Bazı bulunan maddeleri de sorabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken, aklımızda bulundurmamız gereken şey şu olacak. Fiziksel bir yöntemse, basit bir yöntemse bu simya döneminde bulunmuştur. Ama teknoloji gerektiren bir yöntem veya bir madde ise Kimya döneminde geliştirilmiş bulunmuştur. Mesela diyaliz yöntemi. Tabii ki diyalizi gerçekleştirebilmek için ciddi bir e, teknolojik altyapıya sahip olmamız gerekiyor. Teknoloji gerektiren bir durum. Dolayısıyla diyaliz simya döneminde geliştirilemez. Ne zaman geliştirilmiştir? Tabii ki kimya döneminde geliştirilmiştir. Ama yüzdürme gibi basit bir yöntem tabii ki simyacılar tarafından geliştirilmiş bulunmuştur. Elektroliz için Elektriğin önce bulunmuş olması gerekiyor, icat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle teknoloji gerektiren bir yöntem tabii ki ancak kimya döneminde kullanılmış olabilir. Ama damıtmayı hani imbik adını verdiğimiz bir kapla bile e, daha önceden yapılmış ya da e, antik medeniyetler bile damıtma yöntemlerini kullanarak birçok yeni bileşik, birçok yeni maddeyi keşfetmişler. Dolayısıyla damıtma yöntemi simya dönemine aittir. Özütleme özütleme dediğim şey arkadaşlar çayın demlenmesi mesela bir özütlemedir. Yani e, suyun içerisinde çözünen ve çözünemeyen iki maddenin birbirinden ayrılması yöntemidir. Dolayısıyla oldukça basit bir yöntem. Bu da tabii ki simya döneminde geliştirilmiştir. Kristallendirme aynı şekilde fiziksel bir yöntem. Dolayısıyla fiziksel olması, basit bir yöntem olması onu simya döneminde bulunmuş olduğunu bize gösterir. Ama polimerleştirme yöntemlerinden bahsediyorsak e, polimerleşme yöntemi e, petrolün de bulunmasından sonra geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmış yöntem. Dolayısıyla teknoloji ihtiyacımız var. O zaman polimerleşme yöntemi kimyaya aittir. E, santrifüj gibi bir yöntem tabii ki oldukça ağır teknoloji gerektiren bir yöntem aslında. E, kimya döneminde geliştirilmiş yöntemlerdir diyelim. Bu şekilde yöntemleri değerlendirebiliriz. Bunun dışında bu konudan karşımıza başkanı soru gelebilir. Mesela der ki, eee zaç yağı hangi dönemde geliştirilmiştir? Zaç yağı tabii ki İslam medeniyetinde bulunmuş, yani simya döneminde geliştirilmiş bir maddedir ya da işte e, kral suyu ne zaman yine simya döneminde geliştirilmiş bir maddedir. Ama kauçuk derse kauçuk polimerleşme ürünü olduğu için tabii ki kimya döneminde geliştirilmiştir şeklinde e, değerlendirme yapabiliriz. Gelelim bir diğer konu ve bir diğer soru tipine arkadaşlar. Burada da faydalı ve zararlı bazı kimyasalları değerlendirmiştik. Bu konunun altında sorumuz bize demiş ki aşağıdaki bazı kimyasal maddeler ve bu maddelerin insan sağlığına faydalı etkilerini vermiştir yani bizim sorumuzda faydalıları sormuş ama bizim öğretmenimiz e, zararlı kimyasalları da sorabilir veya hepsinin karışık olduğu bir soru olabilir buradaki gibi eşleştirme de sorabilir e, boşluk doldurma şeklinde de sorabilir ya da doğrudan bizden açık uçlu cevaplar da isteyebilir bu konunun altında hangi maddenin hangi faydalı ve zararlı özelliklere sahip olduğunu iyi öğrenmiş olmamız gerekiyor mesela enerji gerektiren metabolik olaylarda yer alan element hangisiydi? Bunun magnezyum olduğunu bilmemiz çok önemli olacak. Dolayısıyla A3'ün karşılığına gidecek. Kemiklerin ve aynı zamanda dişlerin Ana bileşeni olan madde hangisiydi? Tabii ki hani süt içmemizin sebebini aslında bunların gelişimini sağlamak için çünkü kalsiyumun buradaki temel bileşen özelliği göstermesidir. Dolayısıyla da dördün karşılığının e, B olması gerektiğini buradan anlıyoruz. Hemoglobinin temel bileşenidir arkadaşlar. Yani kandaki oksijeni taşıyan yapıyı oluşturan temel bileşen temel maddemiz tabii ki demirdi. Dolayısıyla birin karşılığının C olması gerektiğini buradan anlıyoruz. Ve geliyoruz vücutta ısıl dengeyi sadece vücutta değil dünyadaki ve bütün hayvan yapılarındaki ısıl dengeyi öz ısısının yüksek olmasından ötürü sağlayan temel maddemiz tabii ki suydu arkadaşlar. O yüzden de ikinin karşılığına hemen şöyle D'yi yazabiliriz. Böylece eşleştirmemizi tamamlamış oluruz. Bir de dedik ki uyarı işaretleri karşımızda soru olarak gelecektir. Gelme ihtimali oldukça yüksek olan kısımlardan birisi. Ee, burada ee, ...laboratuvarda işlem yaparken herhangi bir madde üzerinde çalışırken... ...maddenin üzerinde bulunan işaretlerin, uyarıcıların ne anlama geldiğini bilmemiz çok önemli bizim için. Aşağıda yer alan güvenlik uyarı işaretleriyle anlamlarını eşleştiriniz. Burada eşleştirme sorusu sorulmuş arkadaşlar. Öğretmenimiz bize doğrudan boşluğu verip bizim doldurmamızı da bekleyebilir. Bu da hakkıdır. Öyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Ee, dolayısıyla sadece eşleştirmeye odaklanarak buna çalışmamamız gerekiyor. Gelelim arkadaşlar hemen şu işaret ne anlama geliyordu şekilde zaten bize anlatıyor. Burada bir alevlenme söz konusu. Yanıcı bir madde varsa işin içerisinde kullanacağımız görsel bu olacaktı. Buraya gelecek olursak arkadaşlar, yani gene alevler var ama ortasında bir O işareti görüyoruz. Aslında O işareti biraz da oksijeni bize simgeleyecek. Orayı hatırlamamız gerekiyor. Çünkü temel yakıcı bileşen hangisiydi? Oksijendi. O yüzden de bu da yakıcı maddelerin üzerinde bulunan işareti olacak. B ile eşleştireceğiz arkadaşlar. Bu iki madde birbirinden uzak tutulması gereken maddeler olduğunu bize gösterecek. Şöyle bir işareti görüyorsak metal bir yüzeyde ve ciltte e, tahrişlere yol açıyor. Daha da doğrusu e, e, daha aşındırıcı bir etki olduğunu görsel bize anlatıyor. Yani aşındırıcı maddelerin özellikle de Asitlerin üzerinde bu işaretin yer aldığını göreceğiz. Ünlem işareti ise aslında bu ikisi benzer uyarılardır. Sadece ünlem işaretini gördüğümüz zaman buna göre biraz daha hafif bir etki karşımıza çıkar. Tahriş edici bir etki olduğuyla ilgili bizi uyarır ve böyle bir madde varsa eğer bunu tabii ki cildimizden uzak durmamız gerekiyor. Patlamayı görüyoruz dolayısıyla patlayıcı maddelerin üzerinde yer almasını beklediğimiz uyarı işareti bu olacak. Kuru kafa işaretini görüyorsak da bu maddenin zehirleyici bir etkiye sahip olduğunu yani toksik bir etkiye sahip olduğunu bize gösterir. E, dolayısıyla da solumaktan ya da e, tatmaktan kesinlikle uzak durmamız gereken bir madde olduğunu bize gösterir. Geçiyoruz artık bir sonraki ünitenin sorularını cevaplamaya arkadaşlar. Atom modelleriyle başlamıştık. Hemen şöyle karşımıza kesin çıkar ifadesini bir çıkaralım. Çünkü atom modellerinden soruyla karşılaşmama ihtimalimiz yoktur diyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle karşımıza bir tane soru çekecek. Bu soru burada olduğu gibi hemen şöyle bir boşluk doldurma şeklinde ya da e, tabloyu tamamlama şeklinde de çıkabilir. Atom modelini verip özelliklerini bizden açık uçlu bir şekilde yazmamızı da isteyebilir. En vay çeşit soru çıkabilir. Her atom modelinin özelliklerini ve bize neleri anlattığını böyle kronolojik sırasıyla birlikte bilmemiz çok önemli olacak. Şimdi ne demiş bize kendi sorumuz? Atom fikrinin gelişim sürecinde ortaya atılan aşağıdaki fikirlerin İlk defa geçtiği atom modellerini belirtiniz. Bakın ilk defanın altını bir çizelim. Burası önemli. Çünkü aynı maddeler, aynı fikirler farklı atom modellerinde de yer alabilir. Bizim için önemli olan burada ilk defa hangisine yer aldı olacak. Atomda adına çekirdek verilen, çekirdek denilen merkez varmış. Şimdi çekirdek diyorsak... İlk olarak çekirdeği keşfeden atom modeline gitmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yaptığı altın levha deneyleri sayesinde Rutherford'un geliştirdiği atom modeliydi arkadaşlar. Çekirdek deyince aklımıza hemen Rutherford gelecek. Atomda elektronlar belli yörüngelerde bulunur. Hemen yörüngeyi şöyle yuvarlak içerisine alalım. Yörünge kavramını geliştiren atom modeli tabii ki Bohr atom modelidir. Rutherford'dan bir sonraki adımda karşımıza Bohr atom modeli çıkıyordu. Atomda pozitif yük sayısına eşit sayıda negatif yük vardır. Bak bu ifade neredeyse Dalton'dan sonraki bütün atomlar modellerinde geçiyor. Dolayısıyla bizim için ilk defa hangi atom modelini kullandığı önemli olacak burada. İlk defa kullanan Thompson'ın bir diğer adıyla üzümlü kek atom modeliydi. Bunu da hatırlayacağız. Atomlar yok edilemez ya da başka atomlara dönüştürülemez ifadesi. Hani atomların içi dolu berk küreler olduğunu söyleyen ifadeydi ve ilk bilimsel atom modeli olan Dalton atom modelinde karşımıza çıkıyordu bu ifade. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Burada atom numarası, kütle numarası, nötron sayısı, e, elektron sayısı ve iyon yükü kavramlarını şöyle bir kıyaslamamız, değerlendirmemiz gerekiyor. E, şöyle bir ifademiz vardı arkadaşlar. X sembolüne sahip bir atomdan bahsediyorsak mesela burada proton sayısı her zaman sol alta yazılıyordu. Nötron sayısı sol ortaya yazıyordu. Üst tarafa atom kütlesini belirten proton ve nötron toplamını yazıyorduk. Kütle numarası olarak isimlendiriyorduk. Proton sayısının da bir diğer adı atom numarası veya çekirdek yükü olarak karşımıza çıkıyordu. Sağ alta elektron sayısını yazıyorduk ve iyon yükünü ifade eden proton eksi elektron sayısını da sağ üste yazıyorduk. Şöyle şurayı da bir hatırlamış olalım. Karşımıza sorular böyle semboller üzerinden de gelebilir. Bu şekilde tablo doldurmamız da istenebilir arkadaşlar. Bazı hesaplar yapmamız da istenebilir. Buradaki kavramları çok iyi kavramış olmamız çok önemli olacak bizim için. Bak proton sayısı. Atom numarası, çekirdek yükü. Bunların hepsi aynı anlamı ifade ediyordu. Proton artı nötron sayısı, kütle numarası ve nükleon sayısı aynı şeyi ifade ediyordu. Ve sağ üstte de iyon yükü ifadesini belirtiyordu. Proton ve elektron sayıları arasındaki farkı ifade ediyordu bizim için. O zaman tabloyu doldurmaya başlayabiliriz. Bak atom numarası 6 demiş x taneci için. Kütle numarası 12 demiş. Şimdi bu iki kavram bize nötron sayısını söyleyecek. Çünkü protonla nötronun toplamı bize kütle numarasını verecekti. O zaman 6 ile kaçı toplarsak 12 yapar. Tabii ki 6 tane nötronu olmuş olduğunu göreceğiz burada. Başka ne demiştik peki? Atom numarası ile elektron sayısı arasındaki fark bize iyon yükünü verir. Yani 6'dan 10'u çıkarttığım zaman bulacağım sayı iyon yükü ifadesi olacak. Dolayısıyla 6-10'dan 4 bizim için e, buradaki iyon yükü olacak. Y taneciğine gelelim. Y tanecinin atom numarasını bilmiyoruz ama kütle numarasını biliyoruz bu defa ve nötron sayısını biliyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı bize kütle numarasını vermek zorunda olduğu için demek ki atom numarası yani proton sayısı 7'ymiş. Başka ne biliyorduk peki? Atom numarasından elektron sayısını çıkarırsak iyon yükünü buluruz. Yani 7'den kaçı çıkarırsak eksi 3 buluruz. Tabii ki 10 tane elektronu olduğunu görebiliriz buradan. Z taneciğine gelelim. Bak atom numarasını biliyoruz. Nötron sayısını biliyoruz bu ikisinin toplamı kütle numarasını vermek zorundaydı. Demek ki kütle numarası 23 olmalıymış. Ayrıca neyi biliyoruz? Atom numarasından elektron sayısını çıkarırsak iyon yükünü buluruz. Yani 11'den kaçı çıkarırsak artı 1 bulacağız. Tabii ki yine burada elektron sayısının 10 olması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Geçiyoruz T taneciğine. Bak nötronu ve kütle numarasını biliyoruz. O zaman 14 ile kaçı toplarsak 27 yapar sorusunu cevaplayacağız. Demek ki proton sayısı yani atom numarası 13'müş ki kütle numarası 27 çıkmış. Atom numarasından da elektron sayısını çıkardığımız zaman bize iyon yükünü vermesi gerekiyordu. Yani 13 eksi 10'dan artı 3 ülke sahip olan bir taneciye sahip olduğumuzu kolaylıkla belirleyebiliriz. Hemen bir diğer soruya geçelim. Yine Aynı bölümden soru karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu defa hesaplamalar yapmamızı isteyen bir soru var karşımızda. Ne demiştik? X tanecini karşımıza aldığımız zaman bak sağ üstte yazdığımız sayı onun iyon yükünü veriyordu. Ve bunun eksi 3 yüklü olduğunu soru bize söylemiş. Hemen şöyle bir okuyalım. Element sembolü X şeklinde gösterilen bir atomun nötron sayısı proton sayısından bir fazlaymış. Yani buraya yazdığımız değerden bir fazlasını buraya yazacağız. X eksi 3 iyonunda 18 elektron bulunduğuna göre elektron sayısı neredeydi? Sağ alt tarafa yazıyorduk. Şimdi diyorduk ki proton sayısından elektron sayısını çıkardığımız zaman bize iyon yükünü vermesi gerekiyor. Kaçtan 18'i çıkarırsak eksi 3 buluruz. Tabii ki buranın 15 olduğunu yani atom numarasının 15 olduğunu buradan kolaylıkla hesaplamış olduk arkadaşlar. Geliyoruz. Proton sayısı nötron sayısından bir eksikmiş. Ya da tam tersi nötron sayısı proton sayısından bir fazlaymış. O zaman nötron sayısı yerine 16 yazmamız gerekiyor. Ve demiştik ki protonla nötronun toplamı bize kütle numarasını verecektir. O zaman 15 artı 16'dan 31 de bize bunun kütle numarasını verecektir. Sorunun bizden istediği bütün bilgileri bu şekilde hesaplamış oluyoruz. O zaman Arkadaşlar şimdi güzelce biz provamızı tamamladık ama tabii ki size düşen çok daha fazla iş var. Buradan sonra ödevlerimizi bir yapmamız gerekiyor. Dinamo kimya kitabı zaten hepiniz şu anda sahipsiniz. Baya da bir yol kat ettiniz ama hala daha çözmemiş olanlar varsa e, buradaki eksiklerimizi tamamlamamız çok önemli olacak. Gerekirse bu soruları şöyle bir daha çözmemizde tabii ki fayda olacak. Nereden nereye kadar çalışmamız gerektiğine şöyle bir bakalım. Kimya bilimi ünitesini tamamlamıştık arkadaşlar. Ardından atom periyodik sistem ünitesinde atom modelleri ve atomun yapısı kısımlarını tamamladık. Dolayısıyla sayfa 13'ten sayfa 68'e kadar çok iyi çalışmamız gerekiyor. Kitabın içeriğine şöyle hep birlikte bir bakalım. Burada arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek karşımıza çıkacak ve aslında bir konuyu bize öğreten soru bu olacak. Burada çözdüğümüz soruya benzer soruların yer aldığı e, aşağıda da dört tane soru karşımıza çıkacak. Her sayfada bu, bu şekilde kendini tekrar edecek. Ta ki bölüm bitene kadar. Bölüm bitince de tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Her bölüm için bu böyle kendini tekrar edecek ve Tarama testlerini tamamladıktan sonra bütün bölümleri de bitirince e, ünitenin sonuna ulaşacağız. Ünitenin sonuna geldiğimiz zaman da bunun üstüne bize ünite tekrar testleri çıkacak. Yani bütün bir üniteyle ilgili komple baştan sonra tekrarı yaptığımız e, testler karşımıza çıkacak. Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz olacak. ÖSYM tarzında sorularla sadece bu yazılıya değil TYT'ye de hazırlanmamızı sağlayacak sorular karşımıza çıkacak ve son olarak da yazılı tipinde bazı soruların yer aldığı bir testimiz karşımıza çıkacak. E bunları da tamamladıktan sonra yazılıya gayet de hazır hale gelmiş olacağız. Diyelim ki diyoruz ki biz otobüste giderken ya da e, kısa zamanda böyle hızlıca başlıklarıyla önemli notlarıyla e, biz yazılıya hazırlanmak istiyoruz. İşte burada da birinci dönem yazılı notları karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu tabii ki sadece kimya için değil bütün dersler için hızlıca e, şöyle son tekrarlarımızı yapmamız için bize fayda sağlayacaktır. Bu kaynağı aldığımız zaman da hemen mesela 148'di kimya ile ilgili neler anlatmış bize oraya gidelim. Her sayfada arkadaşlar gördüğünüz gibi en önemli, en vurucu bilgilerin yer aldığı bir anlatım karşımıza çıkacak. Bunları tamamladıktan sonra da hızlı bir şekilde okuyup sınava daha hazır hale gelmemizi sağlayabilir. Nokta atışı bilgileri ulaşmamızı sağlayabilir. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. O zaman ne yapalım? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmeyelim ve hepinize sağlıklı günler diliyorum.